Ulusal Kanal ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. Gece görüşüne hoş geldiniz. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Türkiye'ye değeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Hadi bakalım Modrin Meydan. Ve bu akşamki bültenimize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin yaptığı kritik açıklamalarla başlayalım. Zafer kutlamaları için Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını korumakta kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne yaptırımlar bizi fazla ırgalamaz mesajı gönderdi. ABD ile ilişkilerin yeni dönemde nasıl olacağına ilişkin soruya da Biden'a yabancı değilim, görevi üstlensin, sonra oturup bazı şeyleri konuşacağız yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı'na Demirtaş serbest bırakılma söylemlerine de sert tepki gösterdi. Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Türkiye, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'den çekil restini gördü, kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırım tehditlerine bizi ırgalamaz, Türkiye dimdik duruşuyla yoluna devam ediyor dedi. Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Zafer kutlaması için gideceği Azerbaycan'a hareketi öncesi yaptı açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Türkiye gündemiyle toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne kararlılık mesajları gönderdi. Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, değerli arkadaşlar, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik, onlar da gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye'yi saldırganlıkla suçlayan açıklamaları da soruldu. Erdoğan, Yunanistan'ın masadan kaçan taraf olduğunu hatırlattı. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarından asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak, bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeni dönemde nasıl olacağına ilişkin soruya konuşmak için henüz erken yanıtını verdi. Amerika'nın silah alımları ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı adımlarını hatırlattı. Washington'dan istenmeyen mesajlar geldiğini belirtti. Biden görevi üstlensin, oturup konuşacağız dedi. Biden'la yabancı birisi değilim. Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin. Görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Basın toplantısında iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması söylemlerine sert tepki gösterdi. Teröristin sözde hakkını koruyacak değiliz dedi. Biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz. Ki böyle bir şey yok. Kaldı ki Kobani'nin faili odur. Diyarbakır'ın faili odur. Yasin Börü'nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz? Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditlerine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek
Hodri Meydan resti çekti. Liderler zirvesi yarın toplanıyor bildiğiniz gibi. Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Atina ve Fransa masaya yaptırım kozunu koydu. Doğu Perinçek yaptığı açıklamada karşılarında o eski Türkiye'nin olmadığını söyledi. Biden tayfasının yaptırım kararını ellerini ovuşturarak beklediğini söyleyen Perinçek, olası bir kararda da milli damarımız güçlenir, Asya'daki konumlanmamız pekişir dedi. Yani çıkartarsınız, çıkartın. Hadi bakalım Hodri Meydan. Vatan Partisi lideri Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditlerine böyle yanıt verdi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar kamuoyunun gündeminde. Bir kere yani bu telaşı Türkiye'ye yakışmıyor. Öyle yaptırım uygulayacaksın, istediğin yola sokacaksın. O geçti o, öyle Türkiye yok. Yunanistan ve Fransa, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den çıkarmak ve ekonomik çıkmaza sokmak için kışkırtmalarına devam etse de Ankara geri adım atmıyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Avrupa'nın karşısında güçlü bir Türkiye olduğunu, Avrupa'da da müttefikleri olduğunu söyledi. Yaptırım kararı alabilirler mi? Ben o kararla ilgili bir endişe taşımadan söyleyeyim. O da kolay değil. Yani Almanya'nın öyle bir kararı kabul edeceğini zannetmiyorum. Macaristan gibi ülkeler var. Bir de zaten yaptırım kararı da oy birliğiyle alınıyor. Yani birisi veto etti mi alamıyorsun. Bundan korkacak bir Türkiye yok karşılarında, onu söyleyeyim. Perinçek, yaptırım kararı gelse dahi Türkiye'nin etkilenmeyeceğini vurguladı. Zor. Alırsa da alır. O Türkiye'nin iyilik yaparlar. Birçok konuda ayakları üzerinde doğrulmasını, sanayide, teknolojide falan kendi gücüne güvenerek gelişmesinin yollarını açarlar. Bakın biz bunları yaşadık Birinci Dünya Savaşı'nda. Savaş ekonomisi içerisinde Türkiye milli ekonomiyi inşa etti ve aslında Kemalist devrimin dayandığı önemli güçler de o dönemde gelişti. Perinçek, Türkiye'de yaptırım kararını heyecanla bekleyenler olduğunu da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi falan ellerini ovuşturuyor. Ah, bir yaptırım uygulasa da bu hükümet zor duruma düşse de biz de Biden planlarını uygulasak. Ama o hayalleri de boş. Yani Türkiye yaptırım olursa buna karşı koyacak güçleri de var, seçenekleri de var, özgücü de var, müttefikleri de var. Perinçek, Türkiye'nin Avrasya'daki konumuna işaret etti, güçleniriz dedi. Milli olan damarımız güçlenir, aynı zamanda Asya'daki konumlanmamız da pekişir. Bir yandan da İtalya, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye gelecek olası yaptırımlar konusunda tansiyonu düşürecek açıklamalar yapıyor sayın seyirciler. Zirve öncesi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte konuştu. Bir NATO müttefikine karşı gerilimi beslemek Avrupa'nın çıkarına değildir dedi. Öte yandan İtalyan uzmanlar da Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı alamayacağı görüşünde. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi İtalya'dan sağduyulu açıklamalar geldi. İtalyan Başbakan Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tansiyonu düşük tutması gerektiği görüşünde. Avrupa Birliği'nin tek bir sesle dayanışma içinde ve inandırıcı biçimde konuşması esastır. Ankara'ya verilecek sinyaller net olmalı ve tansiyonu artıracak dinamikleri tetiklememeli ki bunu istemiyoruz. İtalyan Başbakan Conte, Türkiye'nin aynı zamanda bir NATO müttefiki olduğunu da hatırlattı. Gerilimi beslemek Avrupa'nın çıkarına değil dedi. İtalyan uzmanlar da Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinden Türkiye'ye yaptırım çıkmasını beklemiyor. İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili ile İtalyan akademisyen Valeria Gianotta yaptırımlar konusunda Fransa'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle hareket ettiğini belirtti. Ancak kararı veto edecek ülkeler olduğunu da söyledi. Konseyden yaptırım kararı çıkmayacağı izlenimine sahibim. Çünkü bu karar oy birliği gerektiriyor. İtalya'da yaptırımlardan yana değil. Aynı şekilde AB dönem başkanı Almanya'nın da bundan yana olduğunu düşünmüyorum. Almanya'nın AB dönem başkanı olarak da bir ağırlığı var. Aynı şekilde Macaristan ve Polonya'nın da Türkiye'ye yaptırım fikrini kabul edeceğini sanmıyorum. Son dönemde Ankara ile Paris arasında yaşanan sözlü atışmalar sebebiyle Fransızların Türkiye karşıtı güçlü baskısı bu kez iklimi daha çetin hale getiriyor. Yaptırımların Türkiye'yi önemli bir ticaret ortağı olarak gören Avrupa'nın da çıkarlarına zarar vereceğine dair bazı şüphelerim var. Özellikle İtalya ve Almanya'yı kastediyorum ki onlar Türkiye'ye önde gelen ihracatçılar.
Yarın başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi gelen yaptırım açıklamaları tartışılıyor. Avrasya'da önemli bir yere konumlanan Türkiye, Avrupa'nın yaptırım kartına karşı elinde güçlü kozlar bulunduruyor. Zirveden yaptırım kararının çıkmayacağını düşünen uzmanlar, çıkarlar açısından Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Herhangi bir yaptırım çıkmayacak. Türkiye, başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere ülke birliği ve bütünlüğü için kararlı adımlar atıyor. Atlantik etkisindeki Avrupa Birliği ise Türkiye'yi kararlı Avrasya yolculuğundan geri döndürmeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları ve Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılmasının ardından Avrupa Birliği yaptırım kozunu raftan indirdi. 10-11 Aralık'ta yapılacak liderler zirvesinde masaya koyması bekleniyor. Yeniden gündeme getirmek lazım. Çünkü Gümrük Birliği Anlaşması 1996 yılında imzalandı ve 96'dan bugüne kadar baktığımızda herhangi bir maddi açıdan bir karını göremedik. Uluslararası ilişkiler uzmanları kendi içinde birliği sağlayamayan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayamayacağını düşünüyor. Çünkü birliğin içindeki Almanya, Litvanya ve Letonya gibi ülkeler yaptırım kararını veto edebilir. Tam olarak Türkiye'den vazgeçebilseydi bugüne kadar emin olun ki çoktan vazgeçmişti. 27 tane ülkesi olduğu için bir birlik ve beraberlik tutumu, bir birlik beraberlik fikri ortaya çıkmıyor. İşte bir tane, iki tane aleyhte ülkeler çıkıyor. Bunlar da bizim lehimize tabii, çünkü Avrupa Birliği bazı önemli konularda oy birliği gerektiriyor, istiyor ve Türkiye'ye yaptırım uygulaması, dediğim gibi, oy birliği kolay kolay çıkmaz. Bugüne kadar hiç çıkmadı. Peki Türkiye Avrupa Birliği'nin olası yaptırımlarına karşı elinde hangi kozları bulunduruyor? Bunların başında Avrupa'nın yükümlülüklerine uymadığı mültecilerin göçünü önleme anlaşması var. Yaptırım uygularsa Türkiye'nin elinde büyük kozlar var. İşte Türkiye'de bugün 3-4 milyon belki de 5 milyon Suriyeli mülteci var. Bunları Türkiye sınırlarını biraz daha kontrol etmeksizin kapıları açarsa, bunlar Balkanlar üzerinden Avrupa'ya göç ederse, o zaman Avrupa Birliği'nin daha büyük bir sorun olacağını farkındalar. İşte mülteci anlaşması uyarınca Türkiye'ye 3+3 milyar avro para verilecekti. Bu para halen gelmedi. İşte vize muafiyeti sağlanacaktı. Bu da olmadı. Şimdi Avrupa Birliği verdiği sözleri tutmadı ama Türkiye o dönemde verdiği sözleri tuttu. Çünkü Türkiye bir tane önemli söz verdi. Dedi ki yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a giden Suriyelileri Türkiye geri alacak. Ve Türkiye cidden bütün yasa dışı yollarla giden Suriyelileri geri aldı. Asya ile Avrupa ilişkilerinin kurulmasında bir köprü konumunda olan Türkiye, Avrupa Birliği'nin olası yaptırımlara karşı enerji kaynaklarını da değerlendirebilir. Türkiye'nin elinde şimdi örneğin enerji alanında da Avrupa Birliği işte malum enerji koridoru oluşturuyor. Bu enerji koridorların bazıları Türkiye'den geçiyor. O yüzden Türkiye'ye yine ihtiyaçları var. Diğer taraftan Avrupa Birliği nüfusu gün be gün yaşlanıyor. Türkiye'de genç ve dinamik bir nüfus var. Avrupa Birliği ayakta durmak istiyorsa Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna ihtiyacı var. Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Hadi bakalım Modrin Meydan. Evet, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yarın başlıyor. 2 gün sürecek. Zirvede yaşanan tüm ayrıntıları ulusal kanal ekranlarındaki bültenlerde ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz sevgili izleyiciler. Şimdi Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmelerle devam edelim. Türkiye Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliğinin artırılması, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla stratejik bir hamle yapıyor. 5 ayrı bölgeye sahil gözetleme istasyonu kurulacak. Böylece Doğu Akdeniz'in her santimetre karesi adım adım takip edilecek. Türkiye Doğu Akdeniz'de 5 ayrı bölgede istasyon kuracak. Akdeniz adım adım takip edilecek. Deniz güvenliğinin artırılması ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunması maksadıyla Doğu Akdeniz'de stratejik bir adım atılacak. 5 ayrı bölgeye sahil gözetleme istasyonu kurulacak. İstasyonlar İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde oluşturulacak. İstasyonların 3'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Zaferburnu, Zeytinlik ve Sadrazam Köyü bölgesinde yapılacak. Diğer 2 istasyon da Hatay'ın Kelda ve Mersin'in Anamur ilçesinde olacak. Bakanlık istasyonların kurulumu için 2021 yılında harekete geçecek. Böylece Türkiye Doğu Akdeniz'i adım adım izleyecek.
İstasyon sistemlerinin dikkat çeken özellikleri var. Emniyet bölgesi tanımlama, seçilen gemi tipi için giriş, çıkış, hız ve ivmelenme alarmı, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolü, uzaktan kontrol sistemi, hareket algılama gibi özellikleriyle Türkiye Doğu Akdeniz'i güvence altına almış olacak. Sayın seyirciler, Azerbaycan 30 yıllık işgalin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ zaferini görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanıyor. Başkent Bakü'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Caddeler ve binalar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlamalara onur konuğu olarak katılacak. Erdoğan Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir araya gelecek. Hamdolsun bugün yıldız ve Hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karabağ zaferinin kutlamaları kapsamında Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından karşılandı. Come back, come back. Cumhurbaşkanı temasları kapsamında Bakü'de zafer yürüyüşüne katılacak. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de ikili görüşme gerçekleştirecek. Azerbaycan'ın kazandığı zafer ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İkili ilişkilerimizde kaydedilen aşamaları ve mevcut durumu Sayın Aliyev'le birlikte ele alacağız. Azerbaycan, 30 yıllık işgalin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ zaferini görkemli törenlerle kutlayacak. Başkent Bakü'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Caddeler ve binalar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Törenler kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Azatlık Meydanı'nda resmi geçit yapacak. Geçit törenine cephede kahramanlık gösteren askerlerden 3000'i de katılacak. Azerbaycan ordusunun modern silahları sergilenecek. Şehitler ölmez! Vatan ölmez, şehitler ölmez, vatan ölmez. Zafer yürüyüşünde Mehmetçik de yer alacak. Türk Komando Birliği, Azerbaycan ordusuyla birlikte yürüyecek. Karabağ cephesinde aktif olarak kullanılan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 de kutlamalarda boy gösterecek. Törende ayrıca cephede Ermenistan ordusundan ele geçirilen zırhlı araç ve silahlar da sergilenecek. Koronavirüs gündemine ilişkin hazırladığımız haberlerle devam edelim gece görüşüne. Çin'den Türkiye'ye getirilen COVID-19 aşısının faz 3 çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi. Gönüllü olan yurttaşlar ikinci doz aşıları vuruldu. O gönüllüler arasında Ulusal Kanal muhabiri Seda Akyüz de yer aldı. Akyüz'ün aşılanması işlemi ilkinde olduğu gibi yine Ulusal Kanal canlı yayınında yapıldı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları haberimizde izliyoruz. Şimdi ikinci doz aşıyı da canlı yayınımızda vurduracağız. Çin'den Türkiye'ye getirilen COVID-19 aşısının ikinci dozu gönüllü olan yurttaşlara yapılıyor. Tartışılıyordu tabii yan etkileri. Salgınla mücadelede büyük yol kat eden Çin Halk Cumhuriyeti aşı çalışmalarında da Türkiye ile ortak hareket ediyor. Çin'in geliştirdiği faz 3 aşamasındaki Sinovac aşısının etkisini ölçmek için çalışmalar sürüyor. Sağlık çalışanlarının ardından ilk doz aşısını yaptıran gönüllü yurttaşların ikinci doz aşılama evresine geçildi. Yan etki ya da bir sıkıntı yaşamadım. Aşı için gönüllü olan isimler arasında Ulusal Kanal Ankara muhabiri Seda Akyüz de vardı. 25 Kasım'da ilk doz aşısını vurulan Akyüz'ün 9 Aralık'taki ikinci doz aşısı yine Ulusal Kanal canlı yayınında yapıldı. Aşıyı da tamamlamış olduk. Peki ikinci doz aşının da yapılmasının ardından süreç nasıl işleyecek? Klinik araştırma gönüllü takip formu bu sağlık çalışanlarımız tarafından verilmişti. 28. güne kadar sabah akşam tekrar ateşimi ölçeceğim. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre COVID-19 aşısını yaptıran gönüllülerden şu ana kadar 25 kişide antikor oluşumu sağlandı. Bu sayının 40'a ulaşması halinde gönüllüler üzerindeki çalışma tamamlanmış ve sonuçlar elde edilmiş olacak. Bir yıllık tabii bir takip süreci olacak. 28. günde yeniden gelip genel bir muayene olacağız. Çinli Sinovac şirketinin kamucu yaklaşımla ürettiği CoronaVac aşısına güven de gittikçe artıyor. Çin menşeli aşı 11 Aralık'ta Türkiye'de olacak. Aşı karşıtlarının karalama kampanyaları yerle bir oldu. Aşının yüzyıllardır uygulanan metotla üretildiğini söyleyen bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk,
güvenilirliğe vurgu yaptı. Ayrıca aşının ucuz değil, çok pahalı yöntemlerle üretildiğini de söyledi. Herhalde en iyi aşıyı onlar bulmuşlardır. En eski metottur, en güvenilir metottur. Asla ucuz bir metot değildir. Tam tersi pahalıdır. Covid-19'la mücadelede öncü rol üstlenen Çin'in aşı çalışmaları dünyaya umut oluyor. Peki bu aşı, bu metot güvenli mi? Bu metot 100 sene ya 100 seneyi aşkındır kullanılan metot. Bir defa en bilinen metot. Yani sonuçta test edilip onaylanan şeyler bunlar. Sinovac şirketinin kamucu yaklaşımla ürettiği CoronaVac aşısına güven giderek artıyor. Elde etmek zor. Zaman alıyor, pahalı. Ciddi bir emek gerekiyor. Bir defa ucuz bir aşı değil. İkincisi güvenli bir yöntem. Çin menşeili aşı 11 Aralık'ta Türkiye'de olacak. Sipariş edilen 50 milyon doz peyderpey getirilecek. Ve çalışmalar da yapıldı. Biliyorsunuz klinik öncesi fazları geçti. Faz 1'i geçti. Faz 1 güvenliktir. Faz 2 geçti. Burada ne kadar antikor yapıp yapmadığı ve diğer özelliklerine yine güvenliğe bakıldı. Güvenilirlikle ilgili hiçbir sorun olmadığını söyleyen bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk, herkesin güvenli aşı olabileceğini vurguladı. Bu açıdan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu ülkede, bu ülkenin bakanlığının, sağlık otoritesinin onayladığı aşıda asla güvenlik sorunu olmaz. Etkisi zayıf olan hiçbir aşı da bu ülkede kesinlikle kullanılmaz. Öztürk, salgının durdurulabilmesi için aşının şart olduğunu ifade etti. Bu kadar fazla hasta var. Ölüm sayıları da yine aynı oranda artıyor. Şimdi böyle bir ortamda bizim kalkıp aşıya karşı tereddüt oluşturacak yersiz söylemlere dayanarak bir karşıtlık oluşturmamalıyız. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Öztürk, yerli aşıyla ilgili de büyük aşamalar kaydedildiğini belirtti. Bunlardan birisi klinik öncesi fazları geçti. Şu anda faz 1'i de bitti. Önümüzdeki günlerde faz 2 başlayacak. Şu anda en az 3 aşı da yine klinik fazlara başlamak üzere müracaat aşamasında. Vatandaşlar aşı olmak istiyor. Sağlığına güvenip aşı olmayacağım diyenlerin de tavsiyesi aşı yaptırın oldu. Valla aşı olmasını istiyoruz yani, bütün insanlara öneriyorum yani. Bütün sağlık kuruluşlarına güveniyorum yani. Gece görüşüne bir canlı yayına devam edelim sevgili izleyiciler ve kameralarımızı başkenti Ankara'ya çevirelim. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuyor. Şu dakikalarda ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye NATO misyon, operasyon ve karargahlarına yaklaşık 3000 personel ile iştirak etmekte olup sıralamadaki ilk 5 ülke arasındadır. Külfet paylaşımı bakımından ise gayri safi milli hasılanın yaklaşık %2'lik oranıyla ilk 8 ülke arasında yer almaktadır. Son zamanlarda bazı NATO üyeleri tarafından münferiden ülkemize karşı müttefik ruhuyla bağlaşmayan tutum ve davranışlar sergilenmiş olsa da NATO makamlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmaya ve gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Barışı destekleme ve koruma faaliyetlerine gelince, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde artık bir özne haline gelen Türkiye'nin etki ve ilgi alanı her geçen gün genişlemekte, doğal olarak görev ve sorumluluklarımız da artmaktadır. Bu kapsamda asil milletimizin bağrından çıkan, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri sadece ülkemizin ve asil milletimizin değil, aynı zamanda dost, kardeş, mazlum ve mağdur ülkelerin de huzuru ve güvenliği için mücadele etmekte. Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'da, Kosova'da, Afganistan'da, Bosna'da, Katar'da, Somali'de, Sudan'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplam 20.610 personel kişi ihraç edilmiştir. Kahraman ordumuzun bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, hain darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan başarılı tatbikatlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için FETÖ bağlantılı son kişi de içimizden temizleninceye kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bugün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı'nda toplam 436 bin personel görev yapmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi'nde ise 24 ülkeden 1007 misafir askeri öğrenci dahil toplam 15.900 öğrenci öğrenim görmektedir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar personeli tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde dahi
görev ve sorumluluklarını mesai kavramı gözetmeden başarıyla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli çoğu zaman sevdiklerinden uzakta aylarca operasyon bölgesinde veya denizde gemilerde kalmaktadır. Kimi zamansa yaralanmasına rağmen görevine dönmek istemektedir. Personelimizin bu yüksek ruh halini gösteren öyle örnekler var ki onlardan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle vatan ve millet aşkıyla yüksek bir görev bilinciyle çalışan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyorum. Kahraman ve fedakar personelimiz için ne yapılsa azdır. Bu kapsamda yapılacak yasal düzenlemelere katkı ve desteklerini bekliyoruz ve şimdiden teşekkür ediyoruz. Jeostratejik önemi son derece yüksek bu coğrafyada var olabilmek için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmak zorundayız. Bu nedenle disiplinli, istekli ve yetenekli personelimizi yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz ederek kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı hepinizin bildiği gibi %70'ler seviyesine ulaşmıştır. Ancak daha kat etmemiz gereken mesafeler olduğunun da bilincindeyiz. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken bugün milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA ve SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, atak helikopterlerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bunlara ilaveten radar ve elektronik harp sistemlerimiz, füze, roket ve mühimmatlarımız yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarımıza, kahraman ordumuza daha da güç katmaktadır. Ayrıca Milli Muharip Siper Hava Savunma Sistemi, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ile tank ve diğer silah, araç ve gereçlerle ilgili, mühimmatla ilgili çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan yurt dışına bağımlılığın ortadan kaldırılması, tedarik risklerinin azaltılması ve kaynakların doğru kullanımının sağlanması amacıyla stratejik işbirliği anlaşmaları ve onaylı tedarikçi uygulamalarını başarıyla sürdürmekteyiz. Yani özel sektör dinamizminden azami istifade etmeye çalışmaktayız. Bu çerçevede tanklarla tanklara palet yapmak üzere 1973'te kurulan yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olan tank paleti fabrikası, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mayıs 2019'da mülkiyeti ve 116 personel ile denetimi Milli Savunma Bakanlığı'nda kalmak koşuluyla 25 yıllığına BMC Savunma Anonim Şirketi'ne sadece işletme hakkı devredilmiştir. Yetenek kazandırma ve geliştirmeye yatırım ile işçi özlük haklarında herhangi bir kayıp olmadan fabrikadaki askeri personel başka bir yere nakledilerek bakım, onarım ve üretim faaliyetlerine devam edecektir. 2020'de 146.764 kalem bakım, onarım ve imalat faaliyeti yapılmış. 2021'de bu sayı 423.390 olarak planlanmıştır. Ayrıca Ocak 2021'de 3 adet fırtına obüsü de teslim edecektir. Bu devir hakkında 4 dava açılmış Danıştay'da ve bunlar reddedilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun kararıyla devir işlemi kesinleşmiştir. Dolayısıyla Arife'ye geçmişte olduğu gibi gelecekte de modernize edilmiş haliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Sistemin yani S-400'ün tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. Her savunma tedarik programında deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programı bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlara dikkat alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir. Ortağı olduğumuz F-35 projesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya, tartışmaya hazırız. Bu kapsamda NATO dahil ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, vatanımız, mavi vatanımız, semalarımız ve 83 milyon vatandaşımız bugün huzur ve güven içerisinde, şüphesiz bunda en büyük pay
şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Ne yaparsak yapalım aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve devletimizin tüm kurumları bu bilinçte hareket etmekte, şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizi sağlayan hakların sürekli geliştirilmesi için azami gayret göstermektedir. Koronavirüs ile mücadelemizi de başarıyla sürdürüyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki bu konuda dünyada en başarılı ordulardan biriyiz. Başta operasyon bölgeleri olmak üzere karada, denizde ve havada tüm birlik ve kurumlarımızdaki faaliyetler salgından etkilenmeden ve hiçbir aksaklığa meydan vermeden planlandığı şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda bakanlık bünyesindeki askeri fabrikalar ve makine kim mühendisi kurumu ile salgınla mücadeleye çeşitli sağlık malzemelerinin üretilmesi yönünde de katkı sağlanmaktadır. Yurt dışında 156 dost ve müttefik ülkeye maske, teçhizat ve malzeme desteği yapılmıştır. 25 ülkeye yapılan yardımlar askeri uçaklarla gönderilmiştir. Bu vesileyle salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, savunma ve güvenlikle ilgili hususların devletimiz ve milletimizin bekası açısından vazgeçilmez olduğu, günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiği yüksek malumlarınızdır. Zira bu coğrafyada var olabilmek, barış ve huzur içinde yaşayabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi bir mecburiyettir. Bu kapsamda asil milletimizin temsilcileri olan sizlerin, Gazi Meclisimizin Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı bütçe teklifini uygun yaklaşımla müteahhit edeceklerine inanıyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda, bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifi doğrusunda sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu çerçevede şu anda dahi yurt içinde ve yurt dışında, karada, denizde, havada, zorlu iklim arazi koşullarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Gazi Meclisimizi, yüksek heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyor. Dikkat ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasını canlı olarak ulusal kanal ekranlarında getirdik. Özet yapmak gerekirse Hulusi Akar nelerden bahsetti? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevinin önemine dikkat çekti. Huzur ve güvenlik için, dünya barışı için hizmet ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri dedi. FETÖ'yle mücadele elbette yine gündemdeydi. Mücadelemiz devam ediyor, bundan sonra da devam edecek dedi. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik vurgusu yaptı. Oranın gittikçe arttığını, %70'lere ulaştığını söyledi. Yurt dışına bağlılığın da azalması için stratejik anlaşmaların yapılacağını, bundan sonra da devam edeceğini bu anlaşmaların yine söyledi. Tank paleti tartışmaları biliyorsunuz son zamanlarda gündemde. Tank paleti fabrikasının denetimlerinin büyük ölçüde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacağını söyledi aslında. S-400 de yine gündemindeydi Akar'ın ve S-400 tercih değil,
zorunluluktur dedi, altını çizdi. Şehitlerimizi ve gazilerimizi de anmadan geçmedi, minnet duygularını iletti ve koronavirüs mücadelesini de yine değindiği konular arasındaydı. Koronavirüsle mücadele başarıyla devam ediyor. Bundan sonra da salgın için elimizden geleni yapacağız, mücadelemize devam edeceğiz. En az zararla bu süreçten çıkmak için dedi. Evet sevgili izleyiciler, Hulusi Akar'ın konuşmasından sonra yine bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Koronavirüs gündemiyle ilgili hazırladığımız haberler demiştik. Türkiye'den Çin'e gönderilen ilk ihracat trenine geçelim şimdi de. Yurt içindeki güzergahını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde de yine trenle ilgili gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Ve Gürcistan'a ulaşan tren 12 günlük yolculukta 5 ülkeden geçerek Çin'e ulaşacak. Ticaret ve ekonomi uzmanları ihracat treninin önemini ve bu adımdan sonra da yapılması gerekenleri ulusal kanala anlattı. Bu tren yolu bir kuşak bir yol projesi kapsamında yapılan bir şey projedir. Demir İpek yolundaki raylarda kilometrelerce yol gidecek. Çin'e ihracat ürünlerini ulaştıracak. Türkiye ve Çin arasındaki ticaret ilişkisi önemli bir kazanım elde edecek. Bu demir yolu kesinlikle stratejik bir devrim. Türkiye'den Çin'e ilk ihracat blok treni 4 Aralık'ta İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlandı. Türkiye içindeki güzergahını tamamlayan tren Gürcistan'a ulaştı. Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı'ndan trene ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada bugüne kadar yüklerin Çin'den Avrupa'ya orta nakliye koridoruyla taşındığı, bu nedenle trenin benzerinin olmadığı ifade edildi. Türkiye ile Çin arasındaki mesafe bugüne kadar, bu tren yolu açılıncaya kadar deniz yoluyla yapılıyordu ticaret ve bu ticaretin süresi ortalama 40 gün civarındaydı deniz yoluyla. Hem Çin hem Türkiye bu süreyi yaklaşık %25'ine indiriyorlar. Geçiş güzergahlarında belli bir gelir elde edecek. Çin'e giden ihracat treni Türkiye'de üretilen 1400 soğutucuyu taşıyor. Ticaret ve ekonomi uzmanları trenin önemini ulusal kanala anlattı. O ülkelere de ticaretin önünü açtı. Bir kuşak bir yol projesi Avrupa ülkeleriyle Uzak Doğu'yu birbirine bağlayacak. Aradaki ülkeleri de çok ciddi bir şekilde birbirine bağlayacak bir projedir. Avrupa Birliği ihraç pazarı olarak belki burnumuzun dibinde görünüyor, çok yakın görünüyor. Çok da büyük bir pazar. Fakat bir takım engellerle karşı karşıya. Asya Pasifik bölgesinde TPP'den çıktı, Transpasifik'ten. Yerini Çin, Japonya ve Güney Kore ve ASEAN'la birlikte hidrolik Amerika'nın basıncının azaldığı yerde bunlar girmiş görünüyor. Uzmanlara göre Çin'e ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği ve ihracat hacmi artırılmalı. Türkiye Çin'e ihracatı çok zayıf. Maalesef bizim ihracatımızda Çin 63. sırada, yani potansiyeli değerlendiremiyor. Tüm dünyada negatif bir, yani bir küçülme yaşanırken gayri safi yurt içi hasılalarda Çin'in bir bölgede hem nominal hem de reel büyümesi olacak. Amerika'nın ticari anlamda zaten çok ciddi bir hegemonyası hiçbir zaman olmadı. Ticaret uzmanları kuşak ve yol inisiyatifi projesinin etkisini artıracak önerilerde de bulundu. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın olduğu Çukurova çanağında Çin Halk Cumhuriyeti ile özel olarak Asya Pasifik bölgesindeki Japonya, Güney Kore veya bu Recep bölgesi diyebileceğimiz ülkelerle genel olarak bir sanayi, ticaret, lojistik ve finansmanda ciddi risk alan, elin taşına altına koyarak böyle ciddi atılım yapacak bir projeyle geliştirmesi gerekiyor. Siyaset dünyası bugünlerde yeni bir konuyu tartışıyor. O da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Benim aday olamayacağımı size kim söyledi diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu aday olmaya Millet İttifakı'nın karar vereceğini söyledi. CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti yetkilileri aday olma hakkı var diyerek Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Tartışmalara aday olacaksa partisi için isabetli olur diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dahil oldu.
Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Daha önce Abdullah Gül'ü çatı aday yapmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir adaylık tartışması başlattı. Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Önce benim aday olamayacağımı size kim söyledi diyen Kılıçdaroğlu yeni bir açıklama yaptı. Karar merciği olarak Millet İttifakı'nı işaret etti. Yapmış olduğu açıklama da vermiş olduğu cevap da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz bir cevaptır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu Cumhurbaşkanlığı meseleleri, bu adaylık meseleleri biraz ithalat ihracat meselesine dönmüş. Meclis kürsüsünden yaptığı adaylık açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına Millet İttifakı iradesinin karar vereceğini belirtti. Hangi noktaya geldiniz? Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti adına ise açıklama Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağaralioğlu'ndan geldi. Ağaralioğlu, kendisi ana muhalefetin genel başkanı. Aday olma hakkı var diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı. Yine ithal aday arayışına girecekse biliyorsunuz bununla ilgili CHP'nin içerisinde de ciddi eleştiriler var. Ve bu da yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiasızlığının altının çizilmesi anlamına gelir. AK Parti cephesinden de adaylık tartışmasına ilişkin peş peşe açıklama geldi. En son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakü ziyareti öncesi konuştu. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuşan Ömer Çelik de bir değerlendirme yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur. PKK'nın siyasi uzantısı HDP başta olmak üzere dostlarla ittifak kuran CHP içinde sular durulmuyor. Öztürk Yılmaz ve Mustafa Sarıgül'ün ardından Muharrem İnce de parti kuracağını açıkladı. Partinin HDP ve emperyalizme biat programına karşı çıkmayan İnce mevcut yönetimden de şikayetçi. Eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş ve arkadaşları ise partinin izlediği politikalar nedeniyle yönetime tepkili. Türkiye'deki bütün demokratikleşme hareketlerini desteklemelerini isteriz. Türkiye'de iktidarı değiştirmek isteyen Amerika'ya sıcak mesajlar veren CHP, parti içinde birliği sağlayamıyor. Başkan Erdoğan heykelli dikeceğiz, heykelli. Selahattin Demirtaş haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. CHP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP başta olmak üzere İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile Dostlar İttifakı adını verdiği bir yapı oluşturdu. Sık sık yapılan ikili görüşmelerde ittifak zemini oluşturuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'de izlenen politikalar veya yönetim tartışmaları bazı isimlerin yol ayrımına gelmesine neden oldu. Dış politikada Türkiye yalnızlaştı. O isimlerden biri eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ'ye teslim olduğu iddiasını gündeme taşıyan Ateş, CHP'den ihraç edildi. Ateş, CHP yöneticilerinin Amerika'dan demokrasi talep etmesini ve Libya'da, Suriye'de ne işimiz var tezini eleştirdi. Hala CHP'den tam manasıyla uzaklaşmayan Yılmaz Ateş ve arkadaşları parti yönetimine bayrak açmış durumda. Terör örgütleriyle ilintili danışman uygulamalarından, ilkesiz ittifaklardan, siyaset üretememesinden çok rahatsızız. Bazıları ise yeni parti kurma yoluna girdi. CHP'nin politikalarını eleştiren bağımsız Ardahan milletvekili CHP'li Öztürk Yılmaz, yeni parti kuran isimlerden biri oldu. CHP'den istifa ederek Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Mustafa Sarıgül de yeni parti kuracağını kamuoyuna duyurdu. Sarıgül'ün partiden ayrılma gerekçesinin istediği kentin belediye başkan adayı yapılmaması olduğu konuşuluyor. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Son olarak CHP'nin Amerika'dan demokrasi istemesinden, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakından rahatsız olmayan Muharrem İnce de yeni parti kuracağını açıkladı. Politika olarak yönetimle benzer mesajlar vermesine rağmen partiden uzaklaştırılan İnce, kuracağı partiye CHP'den bazı isimlerin gelebileceğini de aktardı. Siz parti kuracak mısınız? Öyle bir niyetiniz var mı? Kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi kalmamıştır. İsim belli mi? Hemen hemen. Tabii görüşüyorum arkadaşlarıma. Çok arkadaşım var tabii ki, gelecekler.
Şimdi ise İzmir'e bir annenin evlat nöbetine gidiyoruz. Çocukları PKK tarafından dağa götürülen aileler Diyarbakır, Şırnak ve İzmir'de eylemlerine devam ediyor. PKK'ya baş kaldıran bir anne İzmir'deki eyleme katıldı. PKK, HDP tarafından dağa götürülen oğlunu istedi. İzmir'deki eylemi başlatan Mehmet Laçin de evladımı almadan gitmeyeceğim dedi. İzmir'de çocuklarını dağa kaçıran PKK ve ona aracılık eden HDP'den çocuklarını isteyen bir aile daha İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı. Annesi düştü yollara, oğlunun peşinden günlerce aradı. Oğlu Emrah Alemdağ'da diğerleri gibi PKK HDP aracılığıyla dağa götürüldü. Emrah Alemdağ istiyorum. Emrah Alemdağ benim oğlumdur. İstiyorum. Emrah Alemdağ 2014 senesinde Erzurum'da çobanlık yaparken kaçırıldı değerli izleyenler. Ve şu anda da Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde olduğu biliniyor. Oğlunuz ne zaman kaçırıldı? 7 sene önce gitmiş. İzmir'de eyleme başlayan anne oğlundan iyi bir haber bekliyor. Bir kere telefonda konuştu ancak göremedi. Bir sefer telefonu açmış, diyor ben Kovani'deyim, Sürüc'e gel, Sürüc'e biz seni görüyorum. Gittim, göstermediler, geri geldim. 2018 yılında Emrah kaçma girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. Neler gelmek istedi, gelirim dedi ama ben kaçtım, yakalandım dedi. Ondan sonra bir daha da sesini duymadım. Ne o aradı ne ben araya ulaşabildim. Eyleme katılan Emrah Alemdağ'ın ablası ve annesi ulusal kanal aracılığıyla çağrıda bulundu. Emrah neredesin? Benim sesimi duyuyorsan geri gelsin. Senin evladın var, senin çocuğun var. Sesimi duyuyorsan gel, ne olur. Senin bir tane kızın var, 7 yaşından kızın var. Arkada bir de küçük çocuk kaldı. Sesimi duyuyorsa gelmesini istiyorum. Diyarbakır ve Şırnak'ta PKK'ya karşı başlatılan eylemin İzmir ayağı Mehmet Laçin'e emanet. Aylardır eylemde. Mehmet Laçin başlamıştı ilk. Mehmet Laçin'e mikrofon uzatmadan olmaz açıkçası. 16. aydayım. 16. aydasınız. 455. gün nöbetimdir. Benim bu HDP'yle savaşım devam edecek. Bu işin arkasında HDP'nin olduğunu Laçin çok iyi biliyor. Evladını almadan gitmemekte kararlı. 455 sene olsa ben evladımı almadan, netçe almadan ben bu kapıda kalkmam. Bu can bende olduğu sürece ben bu mücadelemi devam ederim. Evladım. PKK'nın Sincar oyununu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı ifşa etti. Mesrur Barzani, PKK Sincar'dan çekilmedi, kıyafet değiştirip geri döndü dedi. Uzmanlar PKK'nın çekilme oyununun arka planında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu söylüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, PKK Sincar'dan çekilmedi, kıyafet değiştirip çekilip geri döndüler dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki terörle mücadelesi sürüyor. PKK köşeye sıkışmış durumda. Sincar'dan çekilme iddiası Irak'ın kuzeyindeki yönetim tarafından ifşa edildi. Irak'ın kuzeyinde halk hükümet karşıtı eylemde. PKK ise bu durumu fırsat bildi. Teröristler göstericilerin arasına karıştı. Mesrur Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Son birkaç gündür Süleymaniye'deki eylemlere değindi. Maaşların geç ödenmesi nedeniyle alevlenen gösteriler ve şiddet olayları hakkında açıklamalar yaptı. Son birkaç gündür gösteriler suistimal edilip şiddete çevrildi diyen Barzani, göstericiler arasında Suriye vatandaşları ve Kürdistan bölgesinin dışından gelenler var ifadelerini kullandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı, PKK ve ona bağlı hiçbir gücün Sincar'dan çekilmediğini de söyledi. Mesrur Barzani, sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı bilgisini verdi. Uzmanlar çekilme stratejisine yönelik ABD kaynaklı planlara dikkat çekiyor. Örgüt zor durumda. PKK, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde de huzuru bozan provokatif eylemlere yönelmiş durumda. Gece görüşüne bir ara verelim, ardından yine yurt ve dünya gündemiyle tekrar karşınızda olacağız. O
Ulusal Kanal'da gece görüşü devam ediyor sevgili izleyiciler. Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanalı Dijitürk ve TVBuya taşımak için başlatılan büyük seferberliğe destek büyüyor. 5 milyon evi daha aydınlatmak için başlatılan atılım kampanyasında ihtiyaç 3,5 milyon lira. Vatan Partisi kampanya için seferberlik başlattı. Vatan Partisi Genel Merkezi'nden kampanyaya destek açıklamaları geliyor. Türkiye'nin milli kanalını Dijitürk ve TVBuya taşımak için toplumun her kesiminden destek çağrıları geliyor. Senin varlığınla. Ulusal kanalın iki mecraya girebilmesi için 3,5 milyon Türk lirasına ihtiyaç var. Var mısın diyoruz biz izleyicilerimize. Vatan Partisi de il başkanlıklarında kampanya için seferberlik başlattı. Genel merkez yöneticileri teker teker kampanyaya destek çağrısında bulunuyor. Artık zamanı geldi. Biz yine varız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, ulusal kanalın daha fazla insana ulaşmasının, mazlum milletlerin mücadelesinin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Omuzlarımızda sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın mazlum ülkelerinin sorumluluğu da var. Onun için ulusal kanal sevenlerimiz, Türkiye'nin ve dünyanın önündeki mazlum ülkelerin önündeki vakit dar. Bir an önce şunu bir araya getirelim, Dijitürk'e girelim, TVBuya girelim, bütün Türkiye'yi kucağımıza alıp hep birlikte uygun adım yürüyelim. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, ulusal kanalın Maide Anne'nin ve Diyarbakır annelerinin sesi olduğunu belirtti. Maide Anne'nin sesi olan, Diyarbakır annelerinin ilk günden beri sesi olan, üreten kadının, emekçi kadının, hayatın her alanında var olma mücadelesi veren kadının sesi olan ulusal kanalı büyüteceğiz. Ulusal kanalı büyütmek için de ilk hedefimiz Dijitürk ve TVBuya ulusal kanalı sokmak, 5 milyon eve daha kanalımızı ulaştırmak. Ben bunun için herkesi ulusal kanalın 5 milyon ev daha aydınlansın kampanyasına destek vermeye davet ediyorum. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Ferdi Tarhan da Türkiye'nin milli kanalının Türkiye nöbeti tuttuğunu söyledi. Öncü gençlik üyelerinin burslarını, kredilerini ve harçlıklarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu. Ulusal kanal Türkiye nöbeti tutuyor. Biz de öncü gençlik olarak harçlıklarımızı, burslarımızı, kredilerimizi ulusal kanal için armağan ediyoruz. Ve bu armağanı da böyle bir fedakarlık değil, bir görev biliyoruz, görev sayıyoruz. Ve bu görevi de yerine getireceğiz. Yılbaşına kadar bu hedefe kesinlikle ulaşmaya çalışacağız. Bütün milletimize bu fonlanan kuruluşlara değil, ulusal kanala sahip çıkmaya çağırıyoruz. Onlar zaten ulusal kanalın değerini, önemini hepimizden çok daha iyi biliyorlar. Üreticilerin sorunlarını her daim ekranlarınıza getiriyoruz biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Şimdiki haberimizde de zeytincilerin sorunlarını ekranlarınıza taşıyacağız. Zeytinyağı üreticilerinin imdadına Adanalı girişimciler koştu. Köylüler bir süredir zeytinden yağ elde etmekte zorlanıyordu. Çözüm için kolları sıvayan Mahmut Gözütok ve Mustafa Yüce ihtiyacı karşılamak için bir fabrika kurdu. Zeytinciler şimdi üretimde sıkıntı sorun yaşamıyor ancak bir dertleri daha var. Kendi mülkiyatımız, kendimiz hanımımla beraber topluyoruz. Yani ondan gurur duyuyoruz biz kendi işimiz için. Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Dutlupınar köyünde zeytin üreticileri zeytinyağını elde etmekte sorun yaşıyorlardı. Çok seviniyoruz yani. Buraya fabrikanın yakın olarak kurulduğu için bizim için çok büyük bir nimet yani. 10 yıldır zeytinleri sıkmak için Osmaniye'ye, Adana merkeze götürmek zorunda kalıyorlardı. Ancak köylüler bu zahmetten kurtuldu. Köylüler şimdi zeytinliklerinin hemen yanına kurulan Dutlupınar Zeytinyağı Fabrikası'nda işlerini halledebiliyor. Bu işi yapma gereği duyduk. Bölgenin de böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha yakın mesafe kat edebilmek adına. Fabrika sahipleri Mahmut Gözütok ve Mustafa Yüce ihtiyaçtan dolayı bu fabrikayı kurduklarını ulusal kanala anlattı. Tabii ki insanlar önceden tedirgindi. Yetiştirmiş olduğu bahçedeki ürünü zeytinyağıya rahatlıkla dönüştürebileceğim mi, dönüştüremeyeceğim mi? Tereddütü var iken şimdi biz bu tereddütü ortadan kaldırdık. Kurma aşamasında az destek gördüklerinden yakınıyorlar. Niye yeterli değil? Ödediği miktar, KOSGEB'in ödediği miktar çok cüzi bir miktar.
Yatırımın maliyetine baktığın zaman yatırımın maliyeti yüksek mevlalar tutuyor. Çevre köylerdeki üreticiler zeytinyağı elde etmek için artık uzak mesafelere gitmek zorunda kalmıyor. Ücret olarak kilo bazında ücretlendirilir. Parası olmayanlar hak olarak vermek isterse verebilir. Fabrikaya götürülen zeytinler birkaç işlemden geçiyor. Biz burada bunkere dökeriz, yıkarız, makineye alırız. Yaklaşık bir saat hamur olarak yorulduktan sonra en son separatörden yağ olarak veririz üreticiye. Bölgede verimli zeytin alanları var ancak kooperatif olmaması üreticiyi mağdur ediyor. Zeytin üreticileri ve zeytinyağı üreticilerinde bir birlik oluşturulmamış. Onun için hani bir kooperatifleşme ya da bir birlik olarak tüm yağları toplayıp üreticileri memnun edecek bir fiyatla, çünkü zor bir süreç. Böyle bir birlikteliğin eksikliği bölgede çok büyük var. Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle PTT bünyesinde çalışan işçilerin işlerine son verildi. Koronavirüs bahane edildi, bir kısmı ise süresiz izne çıkartıldı. PTT mağdurları PTT Sen öncülüğünde İstanbul'daki PTT Baş Müdürlüğü önünde eylemdeydi. Onlara işte bu eyleme katılırlarsa işten atılacakları söylendi. Sen kimsin ki işçileri tehdit ediyorsun? Sendikadan istifa edeceksiniz. Direnişe katılmayacaksınız. Siz kimsiniz? Bu adaleti yok sayıyorsunuz. Kanunları için sayıyorsunuz. İşçiyi koruyan yasalardan yoksunlar. Güvenceleri yok ve haklarını aradıkları için tehdit edilip işten atıldılar. Onlar PTT taşeron işçileri. Sendika haktır. Engellenemez. Neden işten atıldınız? Görünen o ki biz sendikal bir faaliyet yürüttüğümüz için işten atıldık. Covid zamanında işten atılmaların yasak olduğu söylendiği bu zamanda işten çıkarıldılar. Çıkaramadıkları yöneticilerimizi de zorla ücretsiz izne çıkarmış oldular. PTT bünyesinde taşeron işçi olarak çalışanların sendikaya üye olması işten atılma veya süresiz izne ayrılma sebebi oldu. Anayasanın 51. maddesi işçilerin önceden izin almaksızın sendikalar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Türkiye genelinde çok sayıda PTT mağduru var. Bu işçiler İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklamayı İstanbul Sirkeci PTT Baş Müdürlüğü önünde PTT Sen Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Ulaş Sandıkçı yaptı. PTT gibi köklü bir tarihi olan kurumda yöneticilerin anayasayı, kanunu, ahlakı hiçe sayan bu uygulamalarına sessiz kalmayacağımızı, bu suçu işleyenlerin daha önce işçilere ve yargıya elbette hesap vereceğini buradan bir kez daha sizlere söylüyoruz. PTT Kargosen Sendikası Genel Başkanı Naim Çakırgöz'de eyleme katılan mağdurlar arasındaydı. PTT Sen ve PTT Kargosen yönetiminin tamamını ücretsiz izne ya da işten çıkardılar. Onun için de bu sesimizi mümkün olduğunca duyurabilmemiz için bu şekilde bir basın açıklaması ve oturma eylemine geçtik. İşçiler yetkililerden çözüm bekliyor. Hükümete, Ulaştırma Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na buradan sesleniyoruz. Bu suçu işleyenlere karşı Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Bu kanunsuz uygulamaların derhal son bulmasını istiyoruz. Sayın seyirciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Mamak Belediye Başkanı Murat Köse arasındaki söz düellosu devam ediyor. Daha önce 10 milyar liralık bütçeyle ne yapıldığını soran AK Parti Meclis Grubu Başkan Vekili Murat Köse yeni bir dosya açtı. Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imar müdürlüğünden çıkmayan meclis üyeleri olduğunu söyledi. Yavaş'a bunlardan haberiniz var mı diye sordu. İmar dairesinden çıkmayan meclis üyelerinizden haberiniz var mı Sayın Yavaş? Var mı? İmarda dosya takibi yapanları biliyor musunuz? Size soru soruyorum. Dünyalık konusunda hızla yükselen meclis üyeleri varmış. Böyle konuşuluyor, öyle diyorlar. Bunlardan haberiniz yoksa Sayın Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kim yönetiyor acaba? Peki, eğer bunlardan haberiniz varsa, buradaki olumsuzluklardan, siz de mi içindesiniz? Peki, yok değilseniz bu işlerle ilgili herhangi bir işlem, soruşturma yaptınız mı? Haberiniz varsa herhangi bir şekilde aksiyonunuz oldu mu? Hani eski dosyaları yeniden ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyor ya, arkasında başka bir motivasyonu var diye insanlar merak ediyor. Buradan soruyorum kendisine. Bu imar konularında özellikle firmalarla veya ilgili şahıslarla direkt ya da dolaylı olarak Togo olayında olduğu gibi herhangi bir görüşme ya da anlaşma yaptınız mı? Sizin bilginiz dahilinde bu dosyalarla ilgili görev verdiğiniz meclis üyeleri ya da koordinatör sıfatlı
dosya ile ilgili görev verdiniz mi? Bu görüşmelerin sonucu ne oldu? Hani Togo'da karma karışık CHP'li bir milletvekili, CHP'li bir yönetim birbirinize girdiniz ya. Yani çözdüğünüz, başka sonuç aldığınız dosyalar var mı? Eğitimdeki değişimler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Verilerde Türkiye'nin başarısı dikkat çekti. Hem 4. hem de 8. sınıf düzeyinde ciddi yükseliş yaşandı. Eğitimde iklimin değiştiğini söyleyen eğitimci Hatice Yılmaz, hedefin ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu vurguladı. Eğitimle ilgili iklim değişti. Eğitime bakış değişti. Ülkelerin matematik ve bilim eğitimi kapasitesini ölçen araştırmada Türkiye büyük başarı elde etti. İlkokuldan itibaren disiplinler arası çalışmaya çok fazla vurgu yapılmaya başlandı. Çocukların öğrenme becerileri gelişmeye başladı. 4 yılda bir duyurulan Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması'nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Olumlu sonuçlar çıkardı. Araştırma kapsamında 4. sınıf düzeyinde 58 ülke, 8. sınıf düzeyinde ise 39 ülke yer aldı. Bu başarı motivasyonu bize güç verecektir. 4. sınıf öğrencileri matematik eğitiminde 23. 8. sınıf öğrencileri ise 20. oldu. Fen eğitimleri kategorisinde ise 4. sınıflar 19. 8. sınıflar 15. sırada yer aldı. Türkiye'de 12 eğitim bölgesi var. Bunları incelediğim zaman en çok öğrencinin girdiği iki bölgenin birincisi İstanbul, ikincisi Güneydoğu Anadolu. En çok sınava katılan öğrencinin olduğu, öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak giriyorlar. Türkiye'de 12 eğitim bölgesi olduğunu söyleyen eğitimci Hatice Yılmaz verileri değerlendirdi. Puanını en az artıranlardan bir tanesi Batı Marmara. Doğu Marmara 50 puan artırmış. Batı Karadeniz'de her sınıf grubunda belirgin düşmeler var. Doğu Karadeniz'de iyi artış yapmış bölgelerimizden. Sonuçlara ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hedefin ilk 10 arasına girmek olduğunu vurguladı. Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arasında sayılabilir. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Varmak istediğimiz yer dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almaktır. Bunun dışında öğretmene güven duygusu verildi. Genel sıralamada ilk sırayı Singapur aldı. Singapur'u Tayvan, Güney Kore, Japonya, Rusya ve Finlandiya takip etti. Türkiye'de yaklaşabilecek mi, o açığı kapatabilecek mi? Bu kadar yol aldığımıza göre neden olmasın? Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım şimdi. Zira Türkiye'ye S-400 alımı ile ilgili yaptırım öngören savunma bütçesi ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Tasarı meclisten 78'e karşı 335 oyla geçti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından zayıf buldum dediği tasarıyı veto edeceğini söyledi. Ancak Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısı Senato'dan da geçerse, aynı destekle geçerse Trump'ın veto hakkı olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırımı onayladı. Trump'ın veto edeceğim dediği tasarı meclisten geçti. 740 milyar dolarlık savunma bütçesi içeren ve Türkiye'ye S-400 alımı ile ilgili yaptırım öngören Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi'nde 335 onay oyu aldı, retoyu ise 78 oldu. Oy çokluğuyla onaylanan yasa tasarısı bu hafta Senato'da da oylanacak. Seçimlerde başkanlık koltuğunu Joe Biden'a kaptıran Donald Trump, sosyal medya hesabından yasa tasarısını veto edeceğini açıklamıştı. Umarım cumhuriyetçiler veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na karşı oy kullanırlar. Ancak Trump'ın veto hakkı Senato'da tasarıya verilecek desteğe bağlı. Tasarı benzer çoğunlukla Senato'dan da geçerse Trump yasayı veto edemeyecek. Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Senato'da oylanacak tasarı Türkiye ve Rusya karşıtı maddelerle öne çıkıyor. Öncelikle S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngörülüyor. Ayrıca Ukrayna'ya 75 milyonu silah olmak üzere 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılması planlanıyor. Türkiye'nin gözü bir yandan da yavru vatanda sevgili izleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni hükümet için ilk adım atıldı. Koalisyon hükümeti için anlaşan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi protokol imzaladı. Protokolde Doğu Akdeniz, Kapalı Maraş ve Kıbrıs'ta iki devletli çözüm hükümetin öncelikleri arasında yer aldı. Üçlü koalisyonda bakanlıkların dağılımı da belirlendi. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun.
Üç parti anlaştı, hükümet için imzalar atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti için anlaşan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi protokol imzaladı. Buradaki tek amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına en iyi derecede hizmeti götürme noktasında kesişmiştir. Protokolde ekonomi ve sağlık meselelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz, Kapalı Maraş ve Kıbrıs'ta iki devletli çözüm hükümetin öncelikleri arasında öne çıktı. Protokolün ayrıntılarını Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner açıkladı. Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz'deki haklarımıza sahip çıkmak, Kapalı Maraş'ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüme ulaşılması için Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak olacaktır. Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecek, ülkemiz demokrasisinin daha ileri gitmesini gözetecektir. İmza töreninde muhalefet partilerine de çağrı yapıldı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı muhalefete seslenerek gelin milli mutabakatı mecliste birlikte sağlayalım dedi. Gelin diyoruz bu protokolü birlikte uygulayalım, bize yardımcı olun. El birliğiyle milli mutabakatı mecliste sağlayarak ülkeyi içinde bulunduğu darboğazdan birlikte kurtaralım diyoruz ve muhalefete bu şekilde elimizi uzatıyoruz. Umarım sıkarlar. Uzattığımız el havada kalmaz. Üçlü koalisyon hükümetinde bakanlıkların dağılımı da belli oldu. Başbakanlık, Dışişleri, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Bayındırlık ve Ulaştırmayla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Birlik Partisi'nde, Turizm ve Çevreyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Demokrat Parti'de, Başbakan Yardımcılığıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ise Yeniden Doğuş Partisi'nde olacak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İzmir'de peş peşe yapılan FETÖ operasyonlarında kilit isimler yakayı ele verdi. Örgütün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı yakalandı. Soruşturma kapsamında 41 kişi de tutuklandı. Fethullahçı terör örgütünün hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 41'i tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklayarak cezaevine gönderdiği kişiler arasında FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı M.B. de yer aldı. Ayrıca Karşıyaka ve Hatay imamları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Mahrem imamları, eğitim danışmanlarıyla büyük bölge talebi mesulleri de yakalandı. Operasyon 4 Aralık günü İzmir merkezli yapılmıştı. Şüphelilerin örgütsel kaydı bulunmayan akrabalarına ev kiralatıp bu evleri hücre evlerine çevirdikleri tespit edilmişti. Salı günü mahkemeye sevk edilen zanlılardan aralarında Mustafa Özcan'ın damadı MB'nin de bulunduğu 41 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin COVID-19 nedeniyle evlerinde karantinada olduğu, karantina sonunda adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi. Hücrevi baskınlarında 11 sahte kimlik, 90 bin Türk lirası, 16 bin 600 Amerikan doları, 3 bin 700 avro para ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Koronavirüs vakaları artıyor, hastalık çoğalıyor, her gün uyarılar yapılıyor ancak birileri bu uyarıları dinlememekte inat ediyor sevgili izleyiciler. Adana'da Covid kurallarını hiçe sayanlar polis ekiplerine yakalandı. Bir evde 16 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 70 bin lira para cezası yazıldı. Jandarma komutanlığı artan vakalara, yaşanan ölümlere aldırış etmeden alınan kuralları çiğnediler. Olayın adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi oldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akdam Mahallesi'nde yaşayan ED'nin evinde kumar oynadığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Evin girişinde bulunan odada kumar oynandığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edildi. 16 kişiye toplam 70 bin lira para cezası kesildi.
Ve gelelim bültenimizin final haberine. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te yapılan son ölçümler dağın şimdiye kadar bilinenden 86 santimetre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Everest'in yüksekliği 8848.86 metre olarak belirlendi. Dünyanın en yüksek dağı giderek daha da yükseliyor. Everest'te Çinli ve Nepalli bilim insanları çıktı. Hassas cihazlarla bir ölçüm yapıldı. Dağın yüksekliği 8848.86 metre olarak ölçüldü. Bilgileri Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi paylaştı. Yapılan ölçümlerin sonucunu video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında dünyaya açıkladı. Şimdiye kadar Everest'in yüksekliği ile ilgili veriler Hintli araştırmacıların 1950'li yıllarda yaptığı ölçümlere dayanıyordu. Buna göre Everest'in yüksekliği 8848 metre olarak kabul ediliyordu. Daha sonra yapılan ölçümlerde de değişik sonuçlara varılmıştı. Bunun üzerine Everest'le sınır komşusu olan Çin ve Nepal ortak ölçüm kararı almıştı. Bavyera Bilim Akademisi'nden açıklama geldi. Ölçümdeki farklılıkta yeni ölçüm teknikleri uygulamasının yanı sıra tektonik plaklardaki kayma, 2015'teki şiddetli deprem gibi nedenlerinde etkili olmuş olabileceği kaydedildi. Depremin Himalayalarda yükseklik değişikliklerine yol açtığı, ayrıca iklim değişikliği nedeniyle kar tabakalarının erimesinin de ölçümlerde etkili olabileceği belirtildi. 9 Aralık gündeminden derlediğimiz bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden güzel haberler almayı dileyerek sizlere veda ediyoruz. Yarın gece görüşünde Deniz Çağlayan sizlerle birlikte olacak. İyi geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.